Saadet ve Gelecek Partisi ortak adayı Ramazan Duman basın mensupları ile bir araya geldi. Seçilmesi halinde kentsel dönüşüm ve imar projelerine öncelik vereceğini dile getiren Duman, basın toplantısında projelerini açıkladı. Bugün adaylık açıklamasında öncelikle bana destek olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi yetkili kurullarına teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Şehzadeler Belediye Başkanlığı için adaylığımı düşünürken en büyük motivasyonum ailemin, eşimin bana verdiği destek. Onlara da buradan sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediye Başkanlığı'na adayım. Şimdi gelelim projelerden kısaca başlıklara. Şimdi arkadaşlar burada en önemli sorun Manisa'nın sorunu biliyorsunuz. Tüm adayların da dile getirdiği gibi kentsel dönüşüm projeleri, imar projeleri, kent estetiği, bunun gibi sorunlar Manisa'da oldukça baş göstermeye başladı. Özellikle Maraş depreminde, Malatya depreminde şunu gördük ki konutların dayanıksız olması, evlerin, binaların dayanıksız olması birçok vatandaşımızın ölmesine, birçok vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Bir ikinci konu, bunları tabii kısa kısa anlatıyorum. İmar yasası. Maalesef Manisa Şehzadeler'de, Manisa'da halkımız yüksek kiralar, yüksek bedeller, yüksek ev fiyatlarıyla oldukça muzdarip durumda. Özellikle ev kiralarının artması, evlerin fiyatlarının çok artması. Burada en büyük faktör Manisa'da arsaların bulunmaması. Müteahhitlerin burada arsa bulamayıp farklı illere gitmeleri. Bu da tabii imar çıkmadığı sürece de ev fiyatlarının, kira bedellerinin yükselmesine, vatandaşlarımızın da mağdur olmasına sebep oluyor. En önemli önceliğimiz halkımızla beraber kentsel dönüşüme halkımızı ikna etmek. Özellikle yıkılması gereken binaları yenileyip ya da sağlamlaştırılması gereken binaları sağlamlaştırıp bu şekilde hayata geçirmek. Başta da dediğim gibi ben çiftçi kökenli bir ailenin çocuğuyum. Burada tarıma yönelik özellikle tarım çok zor bir durumda. Manisa'nın gerçekten hem tarımı hem sanayisi gelişmesi sebebiyle tarıma büyük önem vermemiz gerekiyor. Çünkü dünya çapında ürünlerimiz var. Kiraz gibi, üzüm gibi, tütün gibi, pamuk, mısır gibi birçok ürünü dünyada en çok çıkaran, en kaliteli çıkaran ülkeler arasındayız. Çiftçiye yardım anlamında kooperatifleşme, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, daha ucuz mal temini gibi belediyelerimizin çalışmaları olacak. Evet, Şehzadeler gerçekten gelişmedi sevgili basın mensupları, değerli konuklar. Kabuğunu kıramadı bir türlü. Şehzadeler bana göre uyuyan bir şehir haline geldi. Bunun için artık kolları sıvamanın vakti. Zaten siyasete giriş amacımız da bu şekilde. Artık köşe yazılarından sonra, yaptığımız programlardan sonra taşın altına elimizi sokma vaktinin geldiğine inanıyorum ben. Bu anlamda teşkilatımızla beraber, partimizle beraber, STK'larla beraber, derneklerle, oda başkanlarınla beraber Manisa'yı bir tık ileriye daha ne kadar taşıyabiliriz, nasıl taşıyabiliriz? Bunun için kafa yorduk, bunun için çalışmalarımızı başlattık.